Herkese merhaba. Ben diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu kilo almanıza sebep olan 9 tane diyet hatası. Size bunlardan bahsedeceğim. Hatta aranızda bunları yapan çok fazla kişi varsa lütfen yorum olarak aşağıya yazın. Bakalım siz hangi hataları yapıyorsunuz? Şimdi biz bu 9 hatanın en önemlilerinden başlayacağız. Birincisi çok fazla şok diyetler yapmak ve aç kalarak zayıflamaya çalışmak bu en önemlisi. Çünkü birçok kişi diyor ki ben çok kilo aldım, artık yeter. Bu kilolardan kurtulmak istiyorum. Bir an önce kiloyu vermeye çalışıyor. Ama halbuki siz bu kiloyu bir günde almadığınız için bir günde de vermeye çalışmayın. Dolayısıyla şok diyetler size belki anlık fayda gösterecek ama sonrasında sizin metabolizmanızı yavaşlatacağı için de sonradan normale döndüğünüzde kilo almanıza neden olacak. Bir de şunu unutmayın ki aç kaldığınız zaman gerçekten etkili bir şekilde zayıflayamayacaksınız. Sadece metabolizmanız yavaşlamış olacak. İkinci diyet hatası çok fazla büyük ve yanlış hedefler koymak. Genelde kişiler daha demin de bahsettiğim gibi çok fazla kilo aldıkları zaman artık buralarına geliyor. Ve diyor ki yeter artık ben bu kilolardan kurtulayım ve sanıyor ki bir ay içerisinde bütün şimdiye kadar aldığı kiloları verecek. Siz bu kiloları bir ayda almadınız ki bir ayda gönderin. O yüzden doğru hedefler belirlemek. Şimdi 60 kiloluk birisinin metabolizmasıyla yağ oranıyla belki 3 kilo veriyor ama 100 kiloluk bir kişi 7 kilo veriyor. Bu kendi paralelinde ilerler. O yüzden sizin kilonuz düşükse, metabolizmanız yavaşsa ayda 6-7 kilo veremedim diye diyetinizi bozmayın, bu hataya düşmeyin. Gelelim 3. büyük hatamıza. Kilo veremediğiniz hafta hayata küsmek. Bu da en, önemli en önemlilerinden bir tanesi. Sanıyorum ki böyle kişiler çok fazla vardır. Aşağıya yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Normal diyetine başlıyor. Benim danışanlarımda da oluyor. İlk hafta süper. 2 kilo 3 kilo veriyor. Sonrasında ikinci hafta kontrolüne geldiği zaman ya da işte siz evinizde diyet yapıyorken bir çıkıyorsunuz tarihte değişmemiş. Bu sefer diyor ki tamam ben kilo veremedim. Her şey bitti artık veremeyeceğim. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu hatayı özellikle paylaşmak istedim. Vücudunuz hızlı kilo verdiğiniz için ikinci haftada bunu dengeye oturtuyor. Yani sizi toplamda bir haftada 3 kilo hızlı olduğu için ikinciyi aynı rakamda bırakarak size iki haftada 3 kilo verdirerek sizi dengeye girdiriyor. O yüzden size eğer burada sabrederseniz göreceksiniz 3. haftada tekrardan hızlı kilo vereceksiniz ve bu noktada asla pes etmeyin. Geldik dördüncü hatamıza. Bu da çok katı bir şekilde diyete başlamak ve kısa süre içerisinde diyeti tekrardan bırakmak. Ben bu kişilere maymun iştahlı diyorum. Yani aslında kilo vermek isteğini bu kişilerin tartışabiliriz ya da belki sıkılganlık seviyeleri farklıdır. Ama bunun altında yatan neden şu. Çok katı bir şekilde diyete başlıyorsunuz, hiçbir şey yemiyorsunuz. Belki diyelim ki işte bir ay asla hiçbir besin yemedi ve tamamen çok sıkı bir diyet yaptı ve güzelce kiloları verdi. Evet siz hızlı kilo veriyorsunuz ama beyninizin açlığı artmaya başlıyor. Yani mental bir açlık oluşmaya başlıyor sizde. Sonrasında da diyelim ki bir tane besini bozdunuz. Diyelim ki bir tane çikolata yediniz. Bu beyninizde çok büyük bir mutluluk uyandırıyor ve eski alışkanlıklarınızı tekrardan artır, kazandırıyor. Hortlatıyor diyelim daha doğrusu. Ve siz eski alışkanlıklarınızı özleyip ona geri dönüyorsunuz. Ama biz kilo verdirirken danışanlarımızda şunu uyguluyoruz. Bir hafta kilo verdin hadi bir öğün canın ne çekiyorsa ye. Onu vücudun alsın sonrasında diyete tekrardan devam et. Bu hem kilo vermenize yardımcı oluyor hem de mental açlığınızı gideriyor. İşte ikinci hafta yine kilo verdi hadi bir gün serbest yapalım bir pazar kahvaltısı serbest yap. Bu şekilde beyninizin aç yaşamasına ve açlığının artmasına izin vermeyin. Bu dördüncü hatamızda geldik beşinci hataya en bilineni ve toplumun en sık yaptığı ekmeği diyete başladığımız zaman hemen kesmek. Bu da yanlışlardan bir tanesi. Çünkü ekmeği diyetimizden çıkaramayacağımızı biliyoruz. Ekmek Türk toplumunun en sevdiği besinlerden bir tanesi. Bunun yanında şöyle bir zararı var. Ekmeği çıkardık. Sonrasında vücudumuz karbonhidrat grubunu unuttu. Ve siz ekmeği tekrardan döndüğünüz zaman fazladan kilo alacaksınız. Yani normal yerken bile bir anda kilo almaya başlayacaksınız. Bu etkenlerden bir tanesi. Bir de vücudumuzun kullandığı enerji karbonhidrat grubundan geliyor. Diyelim ki ekmeğin yoğunluğunu kestik. Az enerji alıyoruz. Bir anda vücudumuz yetersizliğe giriyor ve kas su kaybediyor. Dolayısıyla hem normal kilo vermemiş oluyoruz hem de aynı zamanda yaşlanma etkisi yapıyor. Cildimiz suyunu kaybediyor. Bu da en büyük hatalardan bir tanesi. Geldik 6. hatamıza. Bu da her gün tartılmak diyebiliriz. Şimdi bakıyorum ki diyet yapanlar hocam bugün şöyle çıktı, ertesi gün daha fazla çıktı. Her gün tartıya bakıyorlar. Vücudumuzun bir günü bir gününü tutmaz. Ve bir gün e, kiloyu kıyaslamak için gerçekten çok kısa bir süredir. O yüzden diyet döneminde her gün tartılmanızı istemiyoruz. Bu çünkü sizin motivasyonunuzu düşürüyor. Aralıklar nedir? Haftada bir tartı tartılalım. Bunun sebebi de vücudumuzun her gün ödem seviyesi değişir. Bir gün belki ödemli çıkacak ve siz o gün bakacaksınız ki kilonuz artmış ve moraliniz bozulacak. Bu tür günleri pas geçelim ve güzel rakamlar görelim diye haftada birden fazla tartılmanızı önermiyoruz. Geldik 7. hatamıza gösterebilirsem eğer. 7. hatamızda ara öğünler yapmamak. Bunun nedeni de insanlar diyorlar ki ben ara öğünleri yemezsem daha az kalori alırım bu şekilde de daha fazla kilo veririm. İnanın vücudumuz böyle çalışmıyor. Biz burada günde belki 10 tane, 20 tane danışan görüyoruz. Bazı kişiler ara öğün yapıyor, bazıları atlıyor. İşte işten dolayı ya da daha fazla kilo vermek amaçtı. O hafta kilo vermeleri gerçekten duruyor. O yüzden ara öğün yaparsanız kilo vermeniz daha kolay olacaktır. Ara öğün yapmada diretmemiz de şu. illaki 3 tane yapmanıza gerek yok. Yani bir tane fazladan işte kahvaltı, öğlen, ara öğün, akşam gibi. Bu vücut diyor ki bana sürekli besin geliyor. Ben ne yapayım? Metabolizmamı sürekli çalışayım. Bir fabrika gibi düşünün. E, vücut vücuda bir şey girmezse vücut susuyor. Kendini bazala çekiyor ve enerji yakmamış oluyor. O yüzden ara öğünleri yaparsak, atlamazsak daha kolay kilo verebiliriz. 8. hatamız tek yönlü beslenmek. Birçok kişi daha kolay kilo vermek için biraz da kolayına geliyor. Daha doğrusu tek yönlü besleniyor. Sadece proteinlerden besleniyor ya da, ya da sadece sebzelerden besleniyor. Bu tür beslendiğiniz zaman vücudunuz vitamin ve mineraller açısından yetersizliğe girer. Ve evet belki bir hafta size iyi kilo verdirdi ama sonrasında metabolizmanız diğer besinleri de isteyeceği için onların ihtiyacını duyacağı için metabolizmanız tekrardan yavaşlayacaktır. O yüzden tek yönlü beslenmemeye çalışalım. Eğer dengeli bir beslenme planı istiyorsanız ve gerçekten kiloda vermek istiyorsanız benim Cepte Diyetisyen uygulamamı telefonunuza indirebilirsiniz. Ya da Ceptediyetisyen.com'dan kişiye özel diyet planı talep edebilirsiniz. Bu şekilde daha dengeli diyetler oluşturulabilir. Tek yönlü beslenmenin vücuda zarar verdiği, metabolizmayı yavaşladığını zaten birçok araştırma söylüyor. Geldik 9. hatamıza. Akşam 6'dan sonra asla bir şey yemeyin. Bu çok yanlış. Hatta bazen o kadar ileri gidiyor ki diyorlar ki akşam yemek yemeyin. Yani bu tür sıkıntı genel olarak tabii ki belki 3 gün 5 gün yaptınız çok önemli değil ama genel hayatınıza bunu yayarsanız ne olacak? Akşam vücuda besin gitmediği için gece 12'de gireceği bazala akşam 6'dan sonra girecek. Bazal dediğimiz şey ne? Metabolizmanın hayatta kalmak için yaptığı en düşük enerji. Yani size o kadar düşük enerji yaktırır ki Metabolizma çalışmadığı için vücudunuz kilosunu bırakmaz. Yani kilo vermeniz çok zorlaşacaktır. O yüzden akşam 7'ye kadar bazı insanlar çalışıyorlar. Ben kendi danışanlarımda 8'e kadar da ana öğün veriyorum. Ama 8'den sonra sadece bir meyve tüketebilirsiniz. Veya yoğurt yiyebilirsiniz. İşte süt içebilirsiniz. Bu tür bir ara öğün yapabilirsiniz. Bu kilo vermenize engel değildir. Bu tür şeylerde... Diyelim ki akşamdan sonra herhangi bir şey yemediniz, vücudunuz daha hızlı kilo vermeyecektir. Zaten bilimsel olarak da yatmadan 2 saat önce ara öğün yapabilirsiniz. Yatmadan 4 saat önce de ana öğün yapabilirsiniz. Bu kurala dikkat ettiğiniz zaman zaten vücudunuz o besinleri yakacaktır ve bir problem olmayacaktır. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi istiyorsanız da zili açmayı, benden haberdar olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.